Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kenobi'nin 3. filmden sonra Tatooine'de ne yaptığını anlatacağım. Hadi başlayalım. Bu videoda anlatacağım hikaye Star Wars 2015 adlı çizgi roman serisinin 7 15 ve 20. sayısında geçmektedir. Bu çizgi romanlar Yavin Savaşı öncesi 11 ve 10 yılında geçmektedir. 2022 yılında gelecek olan Kenobi dizisi ise Yavin Savaşı öncesi 9 yılında geçmektedir. Bundan dolayı Kenobi dizisinde neler göreceğimiz hakkında bu çizgi roman bize fikir verebilir. Bundan dolayı bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Jabba suç örgütü üyeleri bir adamın suyunu zorla alıyordu. Bu olaylar olurken orada olayları izleyen Kenobi müdahale etmemek için kendini zor tutuyordu. Oradan ayrılan Kenobi Tatooine'de tek başına yıllardır saklandığından bahsediyordu. Ben artık Jedi ustası Kenobi değildim. Ben sadece bendim diyordu. Womp fareleri ve Tusken Raider'ların dışında kimsenin gitmediği kumul denizinde yaşayan sessiz yaşlı bir kalıntı olduğunu söylüyordu. Sith Lordlarının ve ödül avcılığının aksine gününün monotonluk ve hareketsizlik ile mücadele etmekle geçtiğini söylüyordu. Her zamankinden yoğun olmalıydım, çocuğu eğitmeliydim ama amcası izin vermedi, onu suçlayamazdım diyordu. Eğitmeye çalıştığım son Skywalker gitmişti, hepsi gitmişti, tüm Jedi'lar ve bazen onlarla gitmeli miydim diye merak ediyordum. Ama yine de yapmam gereken tek bir iş var ve ben elimden gelenin en iyisini yaptım diyordu. Jaba suç örgütü üyeleri Luk'un yaşadığı eve doğru geldi. Bu evin Lars ailesine ait olduğunu ve onların hiç su vergisi ödemediğini ve bunu telafi edip her damlayı alacaklarını söylediler. Onların karşısına Kenobi çıkmıştı. Kenobi'yi tehdit ettiler. Kenobi ise mind trick yaparak onları geri göndermişti. Çocuğu eğitemiyorsam en azından onu korumalıyım. Umarım bir gün çiftçiden daha fazlası olduğunu anlar demişti. Bunlar yaşanırken Tatooine'de kuraklık vardı ve Jabba'nın infazcıları suları topluyordu. Bir kasabaya gelen Kenobi elindeki siyah kavunu yerel halka satması için tüccarı ikna etmişti. Tadının kötü olduğunu ama yıllardır Taskın Raider'ların bunu içtiğini söyledi. Kenobi adama bunu çiftçilere de söylemesini isterken Jaba'nın infazcıları geldi. Yerel halk onlara isyan ederken infazcılar halka silahını doğrulttu. Bu esnada Kenobi gücü kullanarak onların silahlarının tutukluk yapmasına neden oldu. Daha sonra infazcılar halk onları kovalarken oradan kaçmayı başardı. Kenobi yaptığı şeyin çok riskli olduğunu ve o günden sonra bir daha kasabaya gitmeyeceğini söyledi. Eve dönen Kenobi, Luke'un kaybolduğunu hissetmişti. Owen ve Beru Luke'u arıyordu. Luke ise Jabba'nın infazcılarından su çalmaya çalışırken yakalanmıştı. Luke çaldığı suyun Jabba'nın değil çiftçilerin olduğunu söylüyordu. Jabba'nın adamları Luke'un tek başına bunları yapmasına şaşırmıştı. Bu esnada Spider'ın ışıkları patlamıştı. İçlerinden birisi güç ile havaya fırlatılmıştı. Bu esnada Jabba'nın adamları tek tek avlanıyordu. Luke ise bir saldırgan tarafından yere serilmişti. Kenobi oradaki herkesi güç ile öldürmüştü. Daha sonra Kenobi bayılan Luke'u kucağına aldı ve evine geri götürüp oradan uzaklaştı. Uyanan Luke hiçbir şey hatırlamıyordu. Kenobi'nin kanunsuz eyleminin bir sonucu olarak çiftçiler sularını geri almıştı. Bir hafta sonra kuraklık sona ermişti. Öfkeli Caba Kenobi'yi bulmaya çalıştı. Ancak hiç kimse onun neye benzediğini ve adını bilmiyordu. Kenobi ışın kılıcını açtı. Ben Obi-Wan Kenobi. Bu Jedi'ların sonu değil. Beni inandırmak için tek gereken genç bir çocuğun cesaretiydi dedi. Bu olaylardan bir yıl sonra Tatooine'de hayat normale dönüyordu. Luke Skywalker arkadaşları onu izlerken T-16 Skyhopper ile uçuyordu. Luke uçarken Kenobi uzaktan izliyordu. Kenobi, Luke ile Anakin arasındaki benzerliğe dikkat çekiyordu. Bu esnada Luke kaza yapmıştı. Lars çiftliğine döndüğünde amcası onu azarlıyordu. Bunu tamir etmek için paralarının olmadığını da söylüyordu. Luke yarışta bu parayı kazanabilirim deyince Owen reddetmişti. Yaşadığım sürece uçmana izin vermeyeceğim dedi. Jabba'nın peşinde olduğunu bilen Kenobi yardım için Cavaların yanına geldi. Tusken Raider'lar Cavalara baskın yaptığı için Kenobi onlara yardım edecekti. Akşam olduğunda Taskın Raider'lar baskın için geldi. Işın kılıcını kullanmak Luke'u tehlikeye atacağından ışın kılıçsız tüm Taskın Raider'ları öldürdü. Bir pazarda Owen droid almak için Luke'u yanına almıştı. Owen Droidlere bakarken Cavalar Luke'a yaklaştı ve T-16 Skyhopper'ı tamir etmesi için gereken parçalarla dolu bir kutuyu Luke'a verdiler. Kenobi, Luke'un mutluluğunu görünce kendi de mutlu olmuştu. Bu esnada Owen amca olanlara şaşırmıştı. Daha sonra Kenobi evinde yemek hazırlarken kapı çaldı. Kenobi ışın kılıcını güçlü alarak kapıyı açtı gelen Owen'dı. Kenobi'ye ailemden uzak dur diyerek bağırıyordu. Luka tamir için verilen kutuyu Kenobi'nin evinin içine döktü. Sana söyledim babasına yaptığın gibi çocuğu çarpıtmana izin vermeyeceğim. Çocuğu korumam için getirdin. İşte ben de senden koruyorum dedi. Obi-Wan babası gibi dikkat çekici potansiyeli var deyince Owen yeterince Skywalker öldürmedin mi Kenobi dedi ve ardından ekledi. Sen tehlikeli bir adamsın Kenobi. Sorun her zaman seni buluyor. Bize bir iyilik yap. Kendi sorununu kendine sakla dedi ve Owen oradan ayrıldı. Bu esnada Caba Kenobi'yi bulmak için Black Kırsant'ı işe almıştı. Daha sonra Black Kırsant kimliği bilinmeyen Kenobi'yi bulmak için Tatooine'e Luke'un evine geldi. Owen eve gelip Luka hasarlı gemi tamir etmek için parça getirdiğini söylüyordu ama evde hiç ses yoktu. Beru diye seslendi. O esnada Black Crescent'ın ovunu yakaladı. Bu esnada evden uzakta olan Luke bir şeylerin yanlış gittiğini anladı ve eve doğru koştu. Luke evde Beru ile karşılaştı ve Beru ovunu aldıklarını söyledi. Black Crescent'ın ovunu sorguluyordu. Bu esnada Obi-Wan Kenobi geldi. Aradığı kişinin o olduğunu söyledi. Black Crescent'ın Kenobi'ye doğru saldırdı. Kenobi ışığın kılıcını kullanmak konusunda tereddüt ediyordu. Bu saldırı sonucunda Kenobi hasar aldı. Black Crescent'ın şok ağıyla Kenobi'yi yakaladı. Daha sonra Black Crescent'ın Oven'a doğru saldırdı. Oven son anda uçurumdan tutundu. Bu esnada Kenobi güç ile Black Crescent'a taşlar fırlattı. Ardından yıllar sonra ışın kılıcını açtı ve üzerindeki şok ağını kesti. Güç ile de Black Crescent'ı itti. Kenobi Owen'ı kurtarmaya çalışıyordu. Black Crescent'ın kocaman taş ile Kenobi'ye saldıracakken Kenobi zıplayarak taşı ikiye kesti. Aynı zamanda Wookie'nin sağ gözüne hasar verdi. Owen düşecekken Kenobi güç ile tuttu. Kenobi tutmaya devam ederken Black Crescent'ın Kenobi'ye doğru saldırıyordu. Kenobi tutarken çok hasar aldı. Sonunda Owen'ı bıraktı. Owen düşecekken T-16'yı tamir eden Genç Luke son anda yetişerek amcasını kurtarmıştı. Sonunda Kenobi ile Black Crescent'in baş başa kaldı. Kenobi pes et yaralısın ve körsün dedi. Daha sonra Wookie uçurumdan aşağı düştü. Luke ve amcası yere indiklerinde birbirlerine sarıldılar. Black Crescent'ın yaşamıştı. Luke ise yasaklanan gemisini eskisi gibi sürüyordu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videoda sizlere tam 3 adet çizgi romanı beraber anlattım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Her hafta Star Wars videoları gelmeye devam edecek takipte kalın. Başka bir Star Wars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.